Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve adalet arayan aileleri temsilen buradayız. 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre en az 50 bin insan yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra 35 binden fazla bina yıkıldı. 300 bine yakın binada da ağır hasar oluştu. 1,5 milyon insan evsiz kaldı. Bu yıkıma sebep olanlar tam anlamıyla yargılamaya dahi tabi tutulmadı. Adalet karşısında hesap vermediler. Mevzuatta bina yapımında sadece yapı müteahhitleri değil, ilgili kamu görevlilerinin de sorumluluğu açıkça belirtilmiştir. Yapı denetim sorumlularından belediye yetkililerine, ilişkili bakanlık görevlilerine kadar sorumluların her biri için ayrı ayrı tespitiyle yargılamaya tabi tutulmaları gerekmektedir. Yasa herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde fonksiyonunu yerine getirir. Aksi halde şahsa göre uygulanan bir metinden ileri gidemez. Dolayısıyla sorumluluğu bulunan herkesin tespitiyle adil ve etkin bir yargılamaya tabi tutulması esas talebimizdir. Giden canlarımızın sadece bir sayıdan ibaretmiş gibi algılanması, 6 Şubat'tan itibaren her türlü zorluğa maruz bırakılan biz yakınlarını derinden üzmektedir. Ve yine o güne dönersek, 6 Şubat'ı yaşayan bizler, enkazdakilerin kurtarılmasını düşünürken, depremin etkilediği bazı illerimizde yemek, su, çadır yoktu. Yine telefon şebekeleri çekmiyordu. İnternette bank daraltması yapılmıştı. Biz o gün çaresiz sadece bekledik. Yasamızı tutamadık. Ölenlerimizin naaşlarının bulunmasını bekledik. Daha kayıplarımızı bulamazken enkazları kaldırmaya geldiler. Gerekli numunelerin alınması için enkazların başında bekledik. Evraklar kayboldu, onların bulunmasını bekledik. Canlarımızı yitirdik. Sevdiklerimizin ölümüne sebep olan şüpheliler aramızda gezerken acımızın hesabını sormayı bekledik. Dosyalarda tutuklu dahi yoktu, tutuklanmalarını bekledik. Delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekledik. Beklememiz son bulmadı. İhvali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını, tutuklu olanların adil bir yargısal sürece tabi tutulmasını bekledik ve hala bekliyoruz. Bugün burada süreç boyunca yaşadığımız hukuksal problemleri dile getirmek, nedenlerini sormak için toplandık. 11 ayın sonunda sorulmayan, cevaplanmayan soruları sorarak haykırıyoruz ve cevap istiyoruz. Depremin yaşandığı 11 ilde bazı soruşturma dosyalarında bazı evraklar eksik. Binaların ruhsat evrakları yok. Tadilat gören binaların tadilat ruhsatları yok. Bu evraklar nerede? Yaşamını yitiren insan sayısının yanı sıra yaralanan insan sayısı, kayıp insan sayısı neden hala net bir şekilde tespit edilmedi? Enkazlardan detaylı ve yeterli delil neden toplanmadı? Enkazlar daha depremin üzerinden bir ay geçmeden temelleriyle beraber neden kaldırıldı? Bilirkişi raporları neden hala sonuçlanmadı? Sonuçlanan bilirkişi raporları neden izaha muhtaç? Bilirkişi raporları neden teknik üniversitelere gönderilmiyor? Raporları değerlendiren üniversite, heyet ve kurullarıyla ilgili de açıklama istiyoruz. Neden şüphelilerin neredeyse tamamı bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılanıyor? Adil olan para hırsı ve açgözlülük sahipleriyle onlarca insanın ölmesini göze alarak bina inşa edenlerin, tadilat yapanların, izni verenlerin, yeterince denetlemeyenlerin olası kastlı adam öldürme suçundan yargılanması değil midir? Neden bazı dosyalarda şüpheliler tutuklu yargılanırken diğer dosyalarda sadece yurt dışı çıkış yasağı gibi son derece yetersiz tedbir kararları veriliyor? 11 ay geçmesine rağmen neden hiçbir kamu kurum ve kuruluşu için verilen bir soruşturma izni yok? Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz hala adalet bekliyoruz. Delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını, ihvali bulunan kamu kurum ve kuruluşu
sonuçları için soruşturma izinlerinin verilmesini, şüphelilerin tutuklanmasını, firarilerin yakalanmasını, evrakların ortaya çıkartılıp dosyalara eklenmesini, sanıkların taksirleri, kasten adam öldürmekle yargılanmalarını, 11. ayın sonunda tüm sorumluların yargılanmasını bekliyoruz. Mücadelemiz bitmedi. Bugün burada sadece 6 Şubat'ta ölenlerin hesabını sormak için değil, 6 Şubat'ta enkaz altında ölmeyen, ancak hala insani bir yaşam bekleyen herkesin haklarını savunmak için bulunuyoruz. Bu ölümlerde sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi için buradayız. Bizim, bizden sonrakilerin, onlardan sonra gelecek olanların yaşamları için, depreme dirençli kentlerin yapılmasını talep etmek için buradayız. Bizden başka kimsenin deprem için hak arayışında olmaması için buradayız. Çocukların annesiz babasız kalmaması,